Bizim için maçlarla ilgili hazırlık pazar günü akşamı bütün maçlar bittikten sonra yeni haftanın atamasını almamızla başlıyor. İnternet üzerinden bir şifreli, kilitli sistem, bir atama sistemimiz var. Bu sistem üzerinden yeni görevlendirmemizi alıyoruz. Bu yeni görevlendirmeyi onayladığımız andan itibaren maçtaki bütün görevlileri görebiliyoruz. Bir çabuk iletişim halinde oluyoruz öncelikle ekip arkadaşlarımızla. Bir WhatsApp grubu ya da bir telefonlaşma üzerinden işte maç için nasıl bir seyahat programı yapabiliriz? Aynı şehirden mi gidiyoruz? Başka şehirlerden mi geliyoruz? Nasıl buluşabiliriz? Takımlar için nasıl bir çalışma yapabiliriz? Kısaca zaten çoğunlukla artık rutine binmiş işimizi kısaca konuşuyoruz, planlıyoruz. Maçtan bir gün önce maçın oynanacağı şehre seyahat ediyoruz. Bazen uçakla, bazen arabayla. Ve o geceyi maçın oynanacağı şehirde, otelde dinlenerek geçiriyoruz. Maç sabahı bizim sabah saat 9.30'da görevli olan hakem arkadaşlarımızla bir toplantımız olur. Mümkün olabilen derecede kendimizi maçın olası oynanma şeklini hazırlamaya çalışırız. Çünkü şöyle bir şey var bizim yaptığımız işte, sahada olan şeylere ne kadar önceden hazırlıklı olursak bizim reaksiyon süremiz o kadar kısa olur. Maçta o kadar daha az problem yaşarız. Ne geçmişte bir hata yapmadım diyen hakem vardır, ne de gelecekte hata yapmayacağım diyebilecek bir hakem vardır. Bu hataların işin de bir parçası olduğunu kabul etmek lazım. Sahada maçın sonlarına doğru gelen bir hatamız ya da hata olduğu düşünülen bir eleştiri olduğu zaman, çünkü zaman zaman eleştirse de doğru karar olarak da uygulanmış olabiliyor. Maçın sonrasında, maç gecesi ya da ertesi gün tabii bu kamuoyunda konuşulabiliyor. Bunlardan da dediğim gibi etkilenmemek mümkün değil.